anlayan, dediği dedik, çaldığı düdük olan Kutlagiller'e hoş geldiniz. Bir kere daha biz Ayla Süren'in başındayız. Sevgili seyirciler, gün geçmiyor ki gün geçmesin ve gün geçmesin ki Kutlagiller Haber'de size... Uç Ferit Bey. Olacaksan aman olur. Olacaksan o de sana bay bay nutuk kumulurak. Advaturiyel haberimizle karşınızdayız bak. Ama Numuneci Bey, yani böyle ben size anons etmeden çıkıyorsunuz, hiç olmuyor. Haberin doğasına aykırı, haberimizi bölüyorsunuz, öyle kala kala yorum ortada. Ya arkadaşlar, reklam parasını aldık mı? Aldık. Ha, öyle mi? Madem aldık, o zaman şimdilik böyle olsun. Buyurun Numuneci Bey. Bak sayın kuklagiller izleyicileri, yine harika ürünlerimizle karşınızdayım biz. Allah! İlk ürünümüzün dünyada eşi benzeri yok. Bu muhteşem ürünümüz kendisine bozbozlu terlik. Özellikle temizliğe önem veren ev hanımlar için yapmışım ben bunu. O anda getirmişim ben bir tane numune. Evet, işte burada. Normalde ilk bakışta süslü bir terliğe benzeyen bu ürünü ayağınıza geçirtiyorsunuz. Hazır evde dolaşırken bir yandan da ıslak zeminleri ve kuru zeminleri güzelce temizlemiş oluyorsunuz. Bu muhteşem ürünümüzün adı Terpos. Terlik ile pozbozu birleştirdim nasıl ama. Vallahi iyiymiş. Ben de alayım bundan bir tane ya hanım için. Aha, bir daha bir tane de annem için. Anneye alınır da kaynanaya alınmaz mı? Bir tane de kaynana için alayım ben. İşte hayırlı evlat, hayırlı damat. Olacaksan kaynananı da al, ananı da al, baldızını da al nokta kum. Başka ne var? Va, geliyoruz bu haftanın en çok satan ürününe. Görünmezlik gözlüğü. Görünmezlik gözlüğü mü? Evet. Bu yeni ultraviyole ikiz ışınlarını süzen gözlüğümüz sayesinde artık görünmez olabiliyorsunuz Ferro Bey. O anda getirmişim ben bundan da bir tane numune. Evet. İşte bu gözlüğü takıyorsunuz ve görünmez oluyorsunuz. Hadi ya, bu kadar kolay demek. Tabii ki kolay. Kolay olacaksa olsun, kolay olmayacaksa bizi uğraştırmasın nokta kum. Peki yani nasıl görünmez olunuyormuş, bir deneyelim mi? Deneyelim tabii. Olacaksan deneyip ol, olmayacaksan denemeden sakın alma nokta kum. O zaman hemen deneyelim. Arkadaşlar ya bir flash haber, ne bileyim bir şok haber falan yazın ya. Burada adam görünmezlik gözlüğü yapmış, siz mı bakıyorsunuz orada bir şey? Aynı fikirdeyim. Çok doğru söylüyorsunuz Ferruh Bey. Yazacaksan flash son dakika yaz. Yazmayacaksan bırak da biz yazalım nokta kum. Evet, yazdılar. Tamam, girdi şu an. Evet Ferruh Bey. Görünmezlik gözlüğünü takmaya hazırsanız takalım hemen. Hazırım, hazırım. Hemen başlayalım. Diyodi boş. Evet sevgili seyirciler, şu anda bu gözlüğü takarak bir anda görünmez olacağım. İşte Kuklagiller Haber farkı, bugüne kadar hangi enkırmen canlı yayında görünmez olmuş? Bu görünmezliğimden sonra diğer tüm enkırmenler de görünmez olacaklar. Niye? Çünkü bu haberden sonra haberlere çıkacak yüzleri kalmayacak da ondan. Ya ben de bu tarz ironileri yapmıyorum, yapmıyorum var ya. Yapınca da tam yapıyorum ya. Aspiri yapacaksan Ferruh gibi yap, yapmayacaksan aspiri yapma, rezil olursun nokta kum. Evet Ferruh Bey, çok iyi bir ironiydi. Sözünüz bittiyse takıyorum gözlüğü gözünüze. Tamam, takın. Gel gel. Tamam oğlum. Maşallah. Ama ya... ben... Ya ama ben hiçbir şey göremiyorum. Numuneci Bey, neredesiniz? Numuneci Bey, ya göremiyorum ben sizi. Nerede? Buradayım Ferruh Bey. Aha, gözlük kırıldı valla ya. Buradayım Ferruh Bey, buradayım. Demek ki gözlüğümüz çalışıyor. Bakın, işte şu an ben görünmez oldum Ferruh Bey. Beni görebiliyor musunuz mi? Göremiyorum ama... Ama iyi de şimdi... Siz görünmez oldunuz. Oysa gözlüğü takınca benim görünmez olmam gerekmiyor muydu? Gel bakayım. İşte zurnanın sebep ol dediği nokta burası. Bunda olay şu.
Siz gözlüğü takınca diğer herkes görünmez oluyor. Nasıl ya? Mesela gözlüğü ben takınca siz görünmez oluyorsunuz. Anladınız? Siz takınca mı? Aman verin o gözlüğü bana bakayım. Ver bakayım. Alın. Evet, bakın şimdi ben taktım. Oy, Ferruh Bey neredesiniz? Yarım göz oldu. Bakın görünmez oldunuz, gördünüz mü? Ey Allah'ım ya. Evet sevgili seyirciler, diğer haberimize geçiyoruz bir an önce. Arkadaşlar benim diğer gözlük nerede? Verin bana. Galiba beğenmedi. İyi, sanıyorsan bu gözlük fazla iş yapmadı. Ben biraz daha çalışayım. Evet sevgili seyirciler, diğer haberimize geçiyoruz. Haberimiz maalesef üzücü bir haber. Ankara'da talihsiz bir vatandaş geçirdiği elim kaza sonucunda etsel hayata girdi sevgili seyirciler. Evet, geçirdiği kaza sonucu etsel hayata giren talihsiz vatandaşla ruh kızıp konuştu, izliyoruz. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Şu anda etsel hayata giren Suat Islansın'la beraberiz. Et getirdin mi abi, et? Yok abicim, ne eti ya? Yavrum, hasta ziyaretine gidiyorsun. Elin boş mu geliyorsun ya? Adam 2 kilo saç kavurma getirir ya. Yani çok acele geldik toprağım. Bir şey alamadık, kusura bakma yani. Ya bir kuzu şişte mi yok? Oturup yeseydik biraz. Abi ne şişin gözünü seveyim. Şurada 2 dakika röportaj yapacağız. Biz gidelim mi? Sonra yiyeceksen yersin sen. Kardeşim, etsel hayata girdim ben. Et yemeden duramıyorum, anlamıyor musun? Ben de onu soracağım toprağım. Anlat bakalım, olay nedir? Bitkisel hayatı duyduk da etsel hayatı ilk defa duyuyorum vallahi ben. Ne bileyim ben ya. Tıp tarihinde bir ilk. Milyarda bir gözüküyormuş. Hatta hiç gözükmezmiş. Bazen de bir görünür bir kaybolurmuş. İşte bu hastalık geldi beni buldu. Trafik kazasında emniyet kemerim takılı değildi. Ben çarpma anında camdan uçmuşum. Demek ki emniyet kemerini taksaymışım, uçmayacakmışım. Bak hastayız ama yine de mesajımızı veriyoruz. Sağ ol toprağım, vermek lazım. Yoksa Ferruh çok kızıyor, ben söyleyeyim. Neyse, beni doktorlar başta bitkisel hayata girdim sandılar. Ama sonradan dedikleri bitkisel değil, etsel hayatmış benim girdiğim. O günden beri de sürekli et yiyorum. Et manyağı oldum. Peki yok mu abi bunun bir tedavisi, bir çözümü falan? Var. Peki nedir? Söz ver bana yardımcı olacağına. Yani elimden gelen bir konuda neden olmasın abi? O zaman... Al şu parayı, 2'şer tane et döner yaptır getir bana. Benim tedavim bu. Abi şimdi bilmiyorum ki yani, doktora mı sorsak önce bunu biz de? Ya ne doktoru kardeşim? Amma naz yaptın ha. Ben de seni gözü kara bir muhabir sanmıştım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Hanım, bana saç kavurma yap. Vallahi öldüm etsizlikten ya. Ah kocacığım, etsel hayata girdin ama et yememen lazım. Ya et diye diye bizi etmediğini bırakmadı bu Rıfkı Bey. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Bu etsel hayata girdiğinden beri her şeyimizi ete yatırdık. Altınlarımı bozdurdum, arabayı sattık. Yine de yetiştiremiyoruz. Evde dana beslemeye başladık. Baş edemeyince tekrar hastaneye yatırdık. Evet sevgili seyirciler, geçirdiği kaza sonucu etsel hayata giren bu vatandaşımız kendisine uzanacak bir el bekliyor. Yahu ben el istemiyorum kardeşim, et istiyorum ya. Bana bari bir dana rosto getirin. Evet sevgili seyirciler, bunca yıllık haberciyim, onca senelik gazeteciyim, şunca zamanlık televizyoncuyum, böyle şey görmedim. Allah şifa versin diyoruz. Ve yetkililere sesleniyoruz, bu vatandaşımıza yardım edelim diyoruz. İşte yardımsever habercilik, işte hayırsever habercilik, işte vicdanlara seslenen habercilik,